Hollanda Dışişleri Bakanı değerli arkadaşımız Bert Koenders. Öncelikle kendisi ile özel bir teşekkürüm var kendisine. Böyle kritik bir zamanda ülkemizi ziyaret ediyor. Fakat şunun Türk kamuoyu tarafından da bilinmesini isterim. Kendisi Türkiye'ye de o darbe girişimi, o hain darbe girişiminin olduğu gece bizimle ilk irtibat kuran dostlarımızdan bir tanesidir. Bert sadece bununla kalmamıştır. Süreç içerisinde de bizi sürekli arayarak Türkiye'de ne olduğu hakkında düzenli bilgi almıştır. O geceden itibaren de demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'deki seçilmiş hükümete destek verdiklerini ifade etmiştir. Ve açık bir şekilde hem Hollanda olarak hem AB kurumları adına bu darbe girişimine karşı olduklarını ifade etmiştir. Ve kendisi ilk andan itibaren Avrupa Birliği içerisindeki muhataplarını arayarak, kurumların başkanlarını arayarak bu darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma için gerekli girişimleri başlatmıştır. Onun devamında da çeşitli kereler bizi aradı. Bizim de sürekli olarak irtibat halinde olan bir arkadaşımız oldu. Tabii darbe gecesinden itibaren bu işbirliğinin ve dayanışmanın sürdürülmesi bizim için çok kıymetlidir. Hollanda ile ilişkilerimizin 400. yıl dönümünü kutladık. Emin olunuz Sayın Dışişleri Bakanı'nın, değerli dostumuzun bu tavrı bu büyük ilişkiler için yeni bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini almıştır. Diğer bir konu, Hollanda tabii bizim için çok önemli bir ülke. Ticaret açısından, ekonomi açısından müttefikimiz bir ülke. Diğer bir konu, Hollanda ile dünyadaki pek çok meseleye yakın bir bakış açımız var, ortak bir bakış açımız var. Ama tabii yakın zamanda Sayın Bakan'ın çok önemli çalışmalarıyla birlikte çok önemli çalışmalara imza attılar. O da dönem başkanlığı Hollanda'daydı, şimdi Slovakya'ya geçti. Dönem başkanlığı sırasında Türkiye açısından 33. faslı beraber çalışarak açtık. Bu Hollanda dönem başkanlığının bir başarısıdır. Yine göç kriziyle ilgili, Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı göç kriziyle ilgili Hollanda 18 Mart mutabakatına imza atan dönem başkanlığını gerçekleştirdi. Ve küresel bir krizin önlenmesinde, insani ve siyasi bir krizin önlenmesinde dönem başkanlığında 18 Mart başarısını göstererek de çok değerli başarılar elde etti. Biz Hollanda'nın dönem başkanlığı sırasında Sayın Bakan'ın yakın işbirliğini gördük. Avrupa Birliği değerlerine, demokrasiye, Türkiye ile yürütülen müzakerelere verdiği öneme, bunun objektif kriterlerle devamına verdiği öneme nasıl bir şekilde değerli katkılarda bulunduğunu gördük. Bu sebeple kendisine bu dönem başkanlığı dönemindeki çalışmaları sebebiyle de teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da önemli bir dönem. Pek çok Avrupa Birliği siyasetçisi keşke Bert Koenders gibi dostlarımızın gösterdiği bir tavrı gösterseydi. Ortak değerlerimiz olan demokrasiye, insan haklarına ve hukuka sahip çıkma konusunda o hain darbe girişiminden sonra Türkiye ile bir dayanışma içinde olsalardı. İlk günden itibaren bu dayanışmalarını gösterselerdi ve bu şekilde bütün dünyaya demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti adına güçlü mesajlar verebilseydik. Ama maalesef bu olmadı. Türkiye ile dayanışma içinde olmak yerine bir 24 saat sonra Türkiye'ye dönük eleştirilere başlayan pek çok Avrupa Birliği yetkilisi oldu. Bugünlerde de bazıları objektif kriterlere dayanarak Türkiye mükellefiyetlerini yerine getirse bile yakın zamanda AB'ye giremez gibi Avrupa Birliği'nin değerleriyle ve kriterleriyle hiçbir ilgisi olmayan açıklamalar yapıyorlar. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Böylesi bir yaklaşımın Avrupa Birliği değerleri içerisinde yeri yoktur. Avrupa Birliği bir siyasi değerler birliğidir ve önemi buradadır. Bu açıklamalar Türkiye için bir üzüntü kaynağı değildir. Ama ortak tarihimiz olan Avrupa'nın geleceği ve savunduğumuz ortak değerler için bir üzüntü kaynağıdır. Böyle bir birlik düşüncesi olmaz. Zaten bu şekilde objektif kriterlere dayanmayan, bir takım değerler konusunda maalesef aşırı sağın dilini kullanan bir yaklaşım olursa Türkiye zaten öyle bir birlik içinde yer almak da istemez. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istemektedir. Niçin?
demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konusunda bu ortak değerler temelinde bir siyasi birlik şeklinde hareket etmek için. Ama eğer bunlar olmayacaksa, bugün Sigmund Gabriel'in böyle bir açıklaması oldu, Alman Başbakan Yardımcısının, benim politik kariyerim içerisinde Türkiye objektif kriterleri yerine getirse bile üye olamayacak gibi bir şey söyledi. Zaten bu şekilde keyfi yaklaşımlarla ya da temel değerlerden uzak bir AB söz konusu olacaksa bu Avrupa Birliği için bir kaygı konusudur. Türkiye için bir kaygı konusu değildir. Siyasi değerler birliği olmayacaksa, başka tür bir takım yaklaşımlarla yönetilecekse AB, o Türkiye için de kıymetli bir birlik olmaktan çıkar. Ama biz bugün için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizim Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasetçilerin bu yanlış yaklaşımlarının dışındadır. O yanlış yaklaşımları bir kenara koyuyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini bir başka tarafa koyuyoruz. Ve biz işimizi ciddiyetle, disiplinle, reform sürecine bağlı olarak sürdürüyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye'de bir devlet politikasıdır. Bunu bu vizyonsuzluğa rağmen sürdürmeye devam edeceğiz. Olağanüstü hal dönemindeyiz ama biz hala reform düşünen bir hükümetiz. Bu reformları Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek için yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Avrupa Birliği ortak geleceğimizdir. Avrupa'nın güveni, Avrupa'nın refahı ve Avrupa demokrasilerinin geleceği ortak geleceğimizdir. Biz bugün bir Avrupa Birliği üyesi olmasak bile tarih boyunca bir Avrupa devleti de olduk. Tarih şu anda da birinci sınıf bir Avrupa demokrasisi olduğunu gösterdik. Bakın hala Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyen, böyle bir kara propaganda ile hareket eden bazı açıklamalar görüyoruz. Arkadaşlar çok temel bir tanımı vardır. Siyaset biliminin bütün ayrıntılarına girmeye gerek yok. Ama girmek isterlerse ona da gireriz. Diktatörler halklarına karşı tankların arkasına saklanırlar. Diktatörler tankların karşısına halklarla beraber çıkmazlar. Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilmiş cumhurbaşkanıdır. O gün ölümü göze alarak tankların, F-16'ların, namluların tehdidini göz önüne alarak sadece Allah'tan ve halkından güç alarak bu zalimlerin karşısına çıkmıştır. Dolayısıyla bu bütün dünyaya demokrasi dersi verilmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu çok önemli bir meseledir. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı öldürülmeye çalışılıyor. O seçilmiş cumhurbaşkanı tankların önüne çıkıyor. F-16'lar tarafından uçağa düşürülmek isteniyor. Ona rağmen ülkesini terk etmiyor. İstanbul'a geliyor. Halkıyla bir oluyor ve o tankların yapmaya çalıştığı darbe girişimini engelliyor. Dolayısıyla burada kavram kargaşasına yer yok. Diktatörler tankların arkasına saklanırlar. Tankın önüne çıkanlar demokrasi kahramanlarıdır. Ve Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı demokrasi kahramanları tarihindeki ilk sayfalarda yerini almıştır. Dolayısıyla bu 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmek lazım. Tabii ki Türkiye FETÖ'yle, PKK-PYD'yle, DAEŞ'le mücadelesini sürdürecek. Bizim FETÖ'yle, PKK-PYD'yle ve DAEŞ'le yürüttüğümüz mücadele egemen bir devlet olarak kendi güvenliğimiz içindir. Ama unutmamak gerekir ki Türkiye'nin güvenliğiyle Avrupa Birliği'nin güvenliği iç içe girmiştir. Kendi güvenliğimiz için attığımız her adımın aynı zamanda Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağladığını da kimsenin unutmaması gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin DAEŞ'le, PKK'yla ya da FETÖ'yle mücadelesinde ortaya çıkacak bir zaaf sadece Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin güvenliğini de tehdit eder. Dolayısıyla DAEŞ'te yürüttüğümüz mücadele kadar FETÖ'yle yürüttüğümüz mücadeleye de, PKK'yla yürüttüğümüz mücadeleye de dostlarımızın verdiği desteğin önemli olduğunun altını çiziyoruz. Biz son derece vizyon sahibi, bu meselelere hakim, dünyanın çeşitli konularında Avrupa değerlerine bağlı, dost ve müttefik bir ülkenin çok değerli Dışişleri Bakanlığı, bugün bakanlığımızda misafir etmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine, hükümetine ve Hollanda halkına darbenin girişiminin olduğu ilk dakikalardan itibaren verdikleri destek için, ondan sonra sürdürdükleri destek için ve bugün gerçekleştirdikleri ziyaret için de teşekkür ediyorum. Değerli dostumuza tekrar hoş geldiniz diyorum. Thank you very much. Thank you very much. You want to translate or shall we? Yes, I want. It's first of all a great pleasure to be here, and I want to thank my fellow minister and your country for your hospitality in these difficult times. Our diplomatic ties stretch back, as you said, over 400 years.
We have been partners, we are partners. We always have spoken the truth. Objective criteria, as you mentioned, an open and frank dialogue is more important than ever. And that's why, as you said, Mr. Minister, I got in touch immediately. I vividly recall the night of the 15th of July. And I was shocked to see the vicious, brutal, and bloody attempt to topple the core foundation of the Republic of Turkey, as laid down in the Turkish constitution. And I was impressed to see the determination of the people of Turkey, who took to the streets that night to defend its democracy, rights and liberties, sometimes with their bare hands. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Burada sizin bakanlığınızda ve Türkiye'de bulunuyor olmak benim için de çok büyük bir zevk. Sayın Mevkidaşıma, Sayın Bakan Çelik'e de çok teşekkür ediyorum. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için ve bu zor zamanlarda bizleri bu şekilde ağırladıkları için. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında çok eski yıllara, 400 yıl kadar eskiye dayanan çok yakın ilişkiler söz konusu. Biz Türkiye'yi çok önemli bir ortağımız, bir müttefikimiz olarak görüyoruz ve bu iki ülke iletişimlerinde aralarında her zaman birbirlerine doğruyu, gerçekleri söyleyen, konuşan, objektif kriterler hakkında konuşmayı seven, açık diyaloğu ön plana çıkarmayı seven iki ülke. Ama özellikle içinden geçiren şu kritik dönemde bu açık diyaloğun çok her zamankinden daha çok önemli olduğuna inanıyoruz. Zaten bu yüzden 15 Temmuz'da yaşanan olayın ardından hemen sizlere erişmek istedik. Sizleri arayıp desteğimizi ve dayanışmamızı ifade etmek istedik. Ben 15 Temmuz gecesini hala çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Gerçekten şok edici bir etki yaratmıştı bizlerde bu hain ve cani darbe teşebbüsü. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve anayasal düzene karşı yapılan bu teşebbüs ve bunu bastırmak için büyük bir kararlılık ve dirençle sokaklara çıkan halkı da biz hep takip ettik. Yeri geldi sadece çıplak elleriyle, yeri geldi ellerindeki imkanlarla demokrasi ve haklar adına halk bu teşebbüsün karşısında durdu. I think the attempted coup last month was not only an attack against Turkey's democratically elected leaders, it was an attack against the rule of law, against institutions and constitutional order. And this is totally unacceptable, and that is why I condemned the coup and the violence in the strongest terms immediately when I heard the news. Of course, the perpetrators of the attempted coup must be held accountable. Nobody is above the law. And this is the moment, I think, for Turkey to show again, as you did that night, the strength of its institutions and to apply the rule of law, taking into account the principles of proportionality and transparency. Now, I fully recognize the right for Turkey to respond to the threats of the integrity of the state and its constitution. And I think when there have been discussions on freedom of the press, rule of law, constitutionality, I think that had to be a part of a debate between us on objective criteria which have to be applied. And therefore the Netherlands in the European Union, but also in the Council of Europe, will put this strategic dialogue between us forward on the basis of these objective criteria, as my colleague, who is also a famous political scientist, I think, knows very well. So I appreciate that. Thank you. Her şeyden önce o geceyi hatırlayacak olursak, bu darbe girişimini düşünecek olursak, bu sadece Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı veya teşebbüs olarak görülmüyor. Sadece Türkiye'de demokratik olarak seçilmiş hükümete karşı görülmüyor. Bu aynı zamanda hukukun üstünlüğüne, anayasal düzene karşı bir saldırı olarak görüldüğü için asla kabul edilmez bir saldırı olarak görüyoruz ve en şiddetli ifadelerle bunu kınıyoruz. Bunun arkasındaki kişiler ve faillerle ilgili olarak da tabii ki hiç kimse hukukun üstünde olamaz. Herkes kendi yaptığı eylemlerden dolayı mahkemeler önünde, kanunlar önünde hesap vermek zorundadır. Türkiye tıpkı o geceden bu yana yaptığı gibi umuyoruz yine bu sürecin devamında da o zaman gösterdiği kurumsal gücüyle, kurumsal kapasitesiyle bu süreci ilerletecek. Hukukun üstünlüğü, orantılılık ilkesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde o günkü gibi bunu devam ettirecektir diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye şu anda belli başka tehditlerle de mücadele veriyor. Bu tehditlere karşı da mücadelesini devam ettiriyor.
Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, anayasallık, tüm bu konularda bizler objektif kriterler çerçevesinde görüşmelerin devam ettirilmesinden yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem Hollanda adına, hem Avrupa Birliği kurumları, hem de Avrupa Konseyi için bu objektif kriterlere dayalı bu konular etrafındaki stratejik diyaloğun devamını çok önemsiyoruz. Benim mevkidaşım ünlü bir siyaset bilimci olarak zaten bu kavramları da bilerek bunun önemini kendisi de vurguluyor. I had the honor to meet the president of the Parliament of Turkey and visiting the enormous damage inflicted by bombardments on the Democratic House of Turkey. And I was impressed by the unanimity of government and all opposition parties together to confront this threat of democracy. And therefore, I think that forms the basis also of the way European Union and Turkey should work together. Yes, there are sometimes misunderstandings, different views, as the minister said. But I would like to attach the importance that we have seen in Europe on this night is also, in my view, the basis to work together, maybe sometimes on sensitive matters, but in strategic dialogue between Turkey, the Netherlands, and the European Union, in the European Union, in our dialogue, but also in the context of the Council of Europe, where a few initiatives have been taken also to make sure that there is mutual presence, observation, and trust. Because I think that is important. Ben buraya gerçekleştirdiğim ziyaret çerçevesinde bugün Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı'yla da görüşme fırsatını yakaladım. Onurunu elde ettim. Ve aynı zamanda mecliste fiziksel olarak o gece meydana gelen bombalanmadan kaynaklanan hasarı da gördüm. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. O tarihten bu yana hem hükümet hem de muhalefet partilerinin tek vücut olarak bunun karşısındaki duruşlarını sergileyişleri gerçekten çok etkileyici. İşte Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bundan sonraki devam edecek ilişkilerin de temeli bu şekilde olmalıdır diye düşünüyoruz. Her ne kadar zaman zaman Sayın Bakan'ın da dile getirdiği gibi farklı görüşler veya yanlış anlamalar olabiliyor olsa da biz birlikte çalışabileceğimiz zeminin nasıl bir zemin olması gerektiğini gerçekten o gece gördük. Türkiye, Hollanda, Avrupa Birliği bu aralarındaki stratejik diyaloğu bu zemin üzerinde hem de Avrupa Konseyi aracılığıyla son zamanlarda gerçekleştiren bazı girişimlerle de birlikte bu zemin üzerinde devam ettirecektir. Finally, I would want to say that I realized that Turkey is geographically positioned in a geostrategically very complex region, that your country has been very hospitable to over 2.5 million refugees from that region, which we applaud. And that I think this all forms the basis, especially when it's not easy, to form a cooperation between European Union and Turkey on issues of refugees, on issues of counterterrorism, on issues of human rights and constitutional order. And I appreciate that I have the possibility today to discuss this with the minister and to be welcomed here in Turkey today. Sözlerime son vermeden önce kısaca şunu da dile getirmek istiyorum. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle jeostratejik açıdan gerçekten çok kompleks bir yerde konumlanmaktadır. Pek çok şey söylenebilir. Örneğin Türkiye şu anda 3 milyona yakın, 2,5 milyondan daha fazla mülteciye misafirperverlik gösteriyor. Bu bütün Avrupa tarafından alkışlanıyor Türkiye'nin gösterdiği bu misafirperverlik. Bazı hassas, bazı zor zamanlarda dahi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki bu işbirliği en güçlü şekilde devam etmeli. Özellikle terörle mücadele alanında mültecilerle ilgili olarak, insan hakları ve anayasal düzenle ilgili olarak en güçlü haliyle devam etmeli. Ben de bugün Sayın Mevkidaşım'la birlikte bütün bu konuları ele alabilme fırsatı bulacağım. Thank you very much. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Amerikan Başkanı Obama'nın IŞİD'le mücadele ve özel temsilcisi Brett McMurdo'nun bugün bir işlesi oldu. Tırnak içinde ifade alıyorum. IŞİD olmayan bölgede PYD'ye hale kabul edilemezler. Özel temsilci ne yazıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi burada yürütülen mücadele hem Türkiye'nin güvenliği için yürütülen bir mücadeledir. Ama dolaylı olarak da zaten Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlayan bir mücadeledir. Dolayısıyla aynı zamanda müttefiklerimizin güvenliğine de katkı sağlayan bir mücadeledir. Biz kuşkusuz
egemen bir devlet olarak kendi güvenliğimizi sağlamaya muktediriz ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Ama buradaki mücadele aynı zamanda dediğim gibi müttefiklerimizin güvenliğini de sağlayan bir mücadeledir. Dolayısıyla Türkiye oraya girdiği zaman, oraya müdahale ettiği zaman terör örgütüne ve terörizme karşı müdahale ediyor. Hiç kimsenin bize şu terör örgütüyle mücadele edin ama bu terör örgütünü görmezden gelin deme hakkı yoktur. Burada DAEŞ'in dışındaki terör örgütleriyle çatışma olmamasını isteyenler varsa yapacakları şey şudur. O terör örgütlerini bertaraf etmektir. O terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı oturduğu güvenlik risklerini bertaraf etmektir. Dolayısıyla burada Türkiye'ye bir şey söylemeyeceksiniz. Karşı tarafa bir şey söyleyeceksiniz. İkincisi şunu gördük bakın. Türkiye DAEŞ'e karşı müdahale etti. İlk tepki nereden geldi? PYD'den geldi. Siz bu müdahaleyi yapamazsınız diye. Hatta bunu kişisel görüş olarak söylüyorum. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesinin haklı olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Ertesi gün PKK ona suikast girişimi yaptı. Bu benim çok dikkatimi çekti kişisel olarak. Yani bunu herhangi bir resmi bilgi vesaire olarak söylemiyorum ama bu işleri takip eden birisi olarak bu şey benim dikkatimi çekti. Şimdi DAEŞ'e karşı mücadelenize PYD direniyorsa o tablo açıktır. Geçen gün şöyle bir şey söyledim. PYD'nin DAEŞ'le mücadele ettiği yalanı çökmüştür. Çünkü PYD'nin DAEŞ'le mücadelesi bir terörizme karşı mücadele değil. Bir terör örgütü diğeriyle mücadele ederek orada toprak oluşturmaya çalışıyor. Fiili yönetim kurmaya çalışıyor. Şimdi burada şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki siz Kürtlerin kazanımlarına karşısınız ya da Kürt bölgelerine müdahale ediyorsunuz. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların hiçbirinin kazanımlarına karşı değildir. Esad'la görüşüldüğü zaman da Suriye'deki Kürtlerin hakkının da verilmesi gerektiğini söyleyen ilk kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Başbakanlığı döneminde söyledi bunu. Veya bizim hiçbir şekilde Kürtlerin oradaki geleneksel yerleşim yerlerine karşı bir şeyimiz yoktur. Mesele burada bir PYD otoritesinin kurulmasına karşıdır. Bizim gözümüzde DAEŞ otoritesi, PYD otoritesi, PKK otoritesi ve FETÖ yapılanması arasında fark yoktur. Dolayısıyla bir terör örgütüyle mücadele edip de öbür terör örgütüne toprak kazandırmak için oraya girmiyoruz. Bunu kimseye de tavsiye etmeyiz. Türkiye'ye söylenecek hiçbir şey yoktur. Fırat'ın batısında PYD unsuru varsa, PKK unsuru varsa buna müdahale edilecektir. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili meseledir. Bu bir politik tercih değildir. Ulusal güvenlik meselesidir. Buna bütün müttefiklerimizin doğrudan destek vermesi gerekir. Sayın Biden'ın geldiğinde yaptığı açıklamalar da bu bakımdan iyi açıklamalardı. Nitekim Avrupa Birliği çevrelerinden de, Avrupa Birliği yetkililerinden de Türkiye'nin Cerablus'a müdahalesi hakkında olumlu açıklamalar gelmiştir terörizme karşı. Tablo ortadadır. Bizim görüşümüz budur. Efendim çok kısa bir soru daha. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bir açıklama geldi 45 gün sonra. Türkiye'nin Avrupa'dan destek beklemesi çok normal. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananlara baktıktan sonra yaşananları görünce tepki gösterilmesi çok normal dedi. Aynı zamanda FETÖ'ye de bir tepki gösterdi. Bu geçilmiş tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet tabii istediğimiz şey şuydu, doğru olan da buydu. Avrupa içinde doğru olan, Türkiye içinde doğru olan Bert Koenders gibi dostlarımızın ilk andan itibaren gösterdiği tepkiyi paylaşmalarıydı. Yani kendisi dönem başkanlığı yaptılar, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı. Daha darbe girişimi olduğu andan itibaren bizimle irtibat kurarak dayanışma içinde oldu. Sonra bunu bir kere yapmadı, süreç içerisinde ne yapabilirim? Türkiye ile nasıl dayanışma gösterebilirim diye bu çabasına devam etti. Dolayısıyla Almanya'dan da bu tavrı beklerdik. İşte geçenlerde birkaç gün önce biliyorsunuz Alman AB Bakanlığı misafir ettim. Ama dikkat edin Türkiye'nin şimdiye kadar Almanya'daki önemli politikacıların, Dışişleri Bakanı'nın ya da Başbakan Yardımcısı Gabriel'in ya da başkalarının darbe girişiminden bu yana yaptıkları bütün açıklamaları üst üste koyun. 100 cümleden bir tanesi Türkiye ile dayanışma içindir. 99'u Türkiye'yi eleştirmektedir. Bu doğru bir şey değil. İkincisi göç krizi söz konusu olduğunda bir ay içinde defalarca üst düzey Alman yetkilileri Türkiye'yi ziyaret etti. Ama bir ay geçtikten sonra sadece Sayın AB Bakanı geldi. Bugün demokrasi adına dayanışma günüdür. Fakat şunun altını çizmek gerekir. Sizin o bahsettiğiniz açıklamada burada ifade etmediğiniz bir cümlesi var. Bence o cümle daha önemli. Bunu değerli dostumla da konuşuyoruz. Diyoruz ki
oturalım karşılıklı olarak birbirimizle konuşalım. Birbirimiz hakkında basında konuşmayalım. Yani çözülecek işleri konuşmak için el sıkışmak lazım. Birbirimiz hakkında konuşmayalım. Yani şudur, el sıkışalım ve her konuyu konuşalım. Ama kimse kimseye parmak sallamasın. Kimse kimseyi tehdit etmesin. Bu ortak değerlerimize de aykırıdır. Siyasi açıdan da akıllıca bir şey değildir, tutum değildir. If you allow me, may I just support this? I think it's extremely important what the minister just said. It's clear that there have been, correctly or incorrectly, but there have been obviously misunderstandings between the European Union and Turkey. And obviously, I think Europe should take seriously criticism if it comes from Turkey and the other way around. We are strategic partners, so we have to be able to talk openly, candidly about the things we agree and disagree on. For Europe, there is no doubt that we strongly condemn this coup. And I want to reiterate that again on behalf of my government. But I would say again, as my colleague from Turkey says, it's interesting to talk to all of you. I'd love to talk to you like you do. But the fact is that we talk together. And this is what we need. We need to strategically discuss the issues at hand. In a strange way, we love each other. Otherwise, we wouldn't be irritated when things go not always go the right way. I think it's important that the strategic discussions between the European Union and Turkey on the issues at hand, on democracy, on human rights, not only on refugees, but also on the economic cooperation we have very strongly between the European Union and Turkey. I really sincerely believe that in a time of difficulty, especially difficulty that you've had with this coup attempt, we have to work together. And I'm not saying that simply for a diplomatic nicety. I really believe that in the world we are living in today, that is geostrategically so complex, with so many issues, it's important we take that seriously in a discussion with each other. And that is, I think, also the message that I hear today, and that I hear also from my colleague from Turkey. Ben de bu konuda sözü almak istedim çünkü gerçekten mevkidaşıma bu konuda katılıyorum. Evet, Avrupa Birliği'nden belli ifadeler, belli beyanlarda bulunuldu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında belki bazı konularda belli yanlış anlaşılmalar oldu. Ama gerçekten Avrupa Birliği de kendine yapılan eleştiriyi alabilmeli. Bu Türkiye'den geliyor olsa da ya da iki yönlü anlamda da eleştiri alınabiliyor olmalı. Çünkü stratejik bir ortaklıktan bahsediyoruz. Stratejik ortaklar birbirleriyle açık bir şekilde, net bir şekilde konuşabilmeliler. Ama şunu da bir kez daha söylemek isterim tüm Avrupa ve Avrupa kurumları adına biz en güçlü ifadelerle bu girişimi, bu teşebbüsü kınıyoruz. Yine bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sayın mevkidaşımın söylediği gibi birbirimizin yüzüne, birbirimizle konuşmak çok önemli. Biz her ne kadar basın mensuplarını çok seviyor olsak da tabii ki birbirimizle, birbirimizin yüzüne bakarak konuşmak çok çok önemli. Birbirimizi önemsiyor ve seviyoruz ki bu tür olaylar karşısında zaman zaman anlaşamadığımız hususlarda olabiliyor, eleştiriler de olabiliyor. Ama yüz yüze görüşmek ve karşılıklı görüşmek çok önemli ama bu da sadece mülteci konusunda olmamalı. Tabii ki demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ekonomi pek çok alanda biz bu karşılıklı görüşmelerimizi devam ettirmeliyiz. Özellikle de en zor zamanlarda, yani Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı gibi en kritik anlarda özellikle bu birlikte görüşmek ve birlikte çalışmak ve işbirliği çok önemli. Ben bunu sadece diplomatik olarak hoş olsun diye söylemiyorum. Gerçekten realiteye bakıldığında coğrafi açıdan, jeostratejik açısından gerçekten çok kompleks bir yerde bulunan Türkiye için bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Thank you very much.